Bir dinozor olarak ben bunları yapıyorum. Hasan Bey, siz de yapıyordunuz bir zamanlar. Keşke aramıza dönseniz. Araştırma süreci, uzun içeriklerden bahsediyorum. Gerçekten biraz böyle sancılı bir dönem. Kimse bilmediği bir şeyi yazmak istemez. Yazmak bir alışkanlık. Dolayısıyla sürekli araştırmacı ruhunuzu dinç kılıyor. Öğrenme arzunuzu da her zaman canlı tutuyor. Alexis takibini mutlaka öneriyorum. Benim binlerce takip ettiğim hem web sitesi hem blog var. Bunları RSS olmadan yapmak mümkün değildi. Kağıt kaleme dokunmadan ben yazı yazamıyorum. Belki alışkanlıklarımla ilgili ama bir şey kağıdı kalemi alıp ve güzel notlar almak, kafamdaki soruları not almak üzerine çok planlı yazarım. Tıpkı bir iş planı gibi yazma planım vardır. Bunu da ilk günden beri hiçbir şekilde ihmal etmiyorum. Artık anahtar kelimeye de bakıyorum, arama trendlerine de bakıyorum. Çünkü rekabet çok fazla. Bu rekabet ortaya da eski olursanız olun, bir takım güncel çalışmaları içeriğinize yedirmek zorundasınız. Ve Google'ın da beklentisi olan ve daha çok içeriğimizi okumamızı sağlayacak ilgili yazıları da içeriğime dahil ediyorum. Bu içerik tazelemenin bir kolu gibi düşünülebilir. Örneğin 4 sene önce yazdığınız bir yazıyı tekrar öne çıkarmak istiyorsanız, o zamanki bilgileri de gündeme getirmek istiyorsanız yeni bir yazıdan daha iyi bir yöntem yok.